Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Bandırma Gazeteciler Cemiyeti olarak Cemiyet Günleri etkinlikleri kapsamında şehrimizdeki önemli isimleri cemiyetimizde ağırlıyoruz. Sizin de çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Çok kummal bir hazırlık içerisindeyiz. Evet. Aralık ayında Türkiye'nin kadın muhtarları Bandırma'da buluşacak. Evet. Hem bu projeyi biraz daha detaylandırmanızı hem de mahallenizdeki çalışmalar hakkında sohbet havasında bir söyleşi gerçekleştirmek istedik. Gazeteci arkadaşlarımız sizlere sorularını soracaklar. Siz de zaten her zaman içtenlikle yanıt veriyorsunuz bu sorulara. Evet. Biz dedik ki cemiyetimizde sizi ağırlayalım. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Sağ olun. İlk soruyu kim sormak isterse buyurun. Söz artık kadın gazetecilerde. Buyurun. Murat Hanım, son dönemde bu yapmış olduğunuz çalıştayla ilgili olarak bunu yapmanızın amacı ne? Ve Türkiye'de neyi değiştirecek? Bu kadınlara yönelik bir siyaset yapamazlık algısını ortadan kaldıracak mı? Bu konuda hedefleriniz ne? Konuklarınızı neye göre belirlediniz? Bunu anlatırsanız. Evet, şöyle diyeyim. İnşallah amacımız bu kadınlar siyaset yapamaz olgusunu ortadan kaldırmak. Zaten ilk amacımız öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz siyaset alanında kadınlarımız çok az bulunuyorlar. Mecliste dahi olsa temsil oranımız çok düşük. Bir kadın muhtar olarak Bandırma'da da sayımız 3 kişiyiz. 54 mahalleden 3 tane bayan muhtarız. Türkiye genelinde de 54 bin muhtar var. Bunun sadece 640 kadından oluşuyor. Kadın muhtar sayımız 640, 54 binde. Çok azınlıkta olan bir grubuz. Dedik ki evet, kadınlarımız yavaş yavaş siyasete girsin. İşte siyasette ilk basamak muhtarlık bana göre. Muhtarlıktan başlayarak belediye meclis üyeliklerine, belediye başkanlıklarına, milletvekilliklerine kadınlarımızı yavaş yavaş ev hayatından dışarıya çıkaralım. Toplum hayatına biraz daha girişken olsunlar. Ve dedik ki işte projeyi biz yazarken Kadın Muhtarlar Akademisi dedik projemizin adını. Türkiye'nin dört bir yanından kadın muhtarlarımızı buraya davet edelim. Ama sayımız tabi 640 civarında, 640 kişiyiz. Dedik ki nasıl yapabiliriz? Biz bunu İçişleri Bakanlığı'nın dernekler masasının açmış olduğu projeler vardı. Dernek olarak biz bu projelere başvurduk. Özellikle kadınla alakalı olduğu için projemiz onaylandı. İki ay oluyor, iki buçuk ay oluyor onaylandı. Ve bununla alakalı hemen çalışmalara başladık. Dedik ki valiliklere, yani bizim seçme olasılığımız çok zor olacak. Yani kimi yerde 3 tane var, kimi yerde 2 tane var, kimi yerde 1 tane var. Mesela Bolu'da 1 tane kadın muhtarımız var. Kars'ta bile 2 tane kadın muhtarımız var. Valiliklere Bandırma Kaymakamlığı aracılığıyla yazı gönderdik. Dedik ki 81 ilim valiliğine oradan sizin uygun gördüğünüz kadın muhtarlarımızdan birer tanesini Bandırma'da biz ağırlamak istiyoruz. Ve bizim İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bütçe sadece 100 muhtar üzerinden geçerli. Biz de 100 muhtarımızı Bandırma'ya çağırmayı planladık. Bunların belirlenmesini valiliklere bıraktık. Valilikler aracılığıyla görevlendirme yazılarıyla buraya çıkıp gelecek arkadaşlarımız, muhtar arkadaşlarımız. Bugün de gelen haberlere göre valilikler muhtar arkadaşlarımıza görevlendirme yazılarını göndermeye başlamışlar. Tüm Türkiye'nin 81 ilinden, her ilden birer muhtar olmak üzere yaklaşık 81 muhtarımız, kadın muhtarımız burada olacak. Bunun dışında sivil toplum kuruluşlarından, Türkiye'deki ve Bandırma'daki sivil toplum kuruluşlarından kadın liderleri, bu sivil toplum kuruluşlarının kadın başkanlarını da biz burada ağırlayacağız. Onun için 100 kadınımız Bandırma'da olacak. Muhtar ve sivil dernek, sivil toplum kuruluşlarının liderleri olarak 4 gün boyunca burada bir çalıştay yapacağız. 2 günü seminer, 1 günde çalıştay şeklinde geçecek. Programımız bu şekilde. Hangi tarihler arasında olacak? 15-19 Aralık. 15-19 Aralık tarihlerinde. Burada kadın arkadaşlar. Nerede yapacaksınız? Evet, Eken Prestij Otel'de. 15 Aralık'ta bizim saat 2 gibi açılışımız başlayacak Eken Prestij Otel'de.
O gün tabii konuklarımız var, yani konuklarımız gelecekler açılışa. O gün herhangi bir eğitimimiz ya da seminerimiz yok. Yalnız 16 Aralık Cumartesi günü kişisel gelişim üzerine, liderlik ve etkinlik konuşma üzerine bir seminerimiz var. Pazar günü İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirmeyle bir vali ya da vali yardımcımız burada olacak. Muhtarlık mevzuatı hakkında bizimle muhtarlarımıza bir seminer verecek. 18 Aralık Pazartesi günü tam gün sürecek bir çalıştayımız var. İki oturum şeklinde bir öğlen aramız olacak. Bu programda da şu anda belirlenen, gelecek olan misafirlerimiz şöyle diyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney burada olacak programımızda. Yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu burada olacak davetlimiz olarak. Sema Hanım, Balıkesir Milletvekilimiz Sema Kırca burada söyleşimizde yine çalıştayımızda konuğumuz olacak. Erdek Ticaret Odası Başkanımız Özlem Sarı burada olacak konuşmacı olarak çalıştayımızda. Şu anda ben şöyle diyeyim, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşme aşamasındayız. İnşallah olur, herhangi bir programı olmazsa burada katılımını bekliyoruz, öyle söyleyeyim. Ve Yalova Valimiz Bayan Tuğba Yılmaz'la da bir görüşme içerisindeyiz şu anda. Birkaç güne kadar onlar da netlik kazanacak. Onları da buraya çalıştayımıza davet ettik. Zor. Yani bir kere insanların size bakışı çok farklı. Yani hep bir klişeleşmiş muhtar erkek, işte göbekli, gözünde gözlüğü var. Genellikle emekli olan abilerimiz genellikle bu işi yaptığı için yani orada biz zaten yadırgıyorlar. Ama daha sonrasında yavaş yavaş alışmaya başladı. Yani kadınlarımız yavaş yavaş muhtarlar girmeye başladı. Çalışmaya başladılar ama yine hala biz hani mahalle ne iş yapıyorsunuz dendiğinde ben bir mahalle muhtarıyım dediği vakit insanlar bir yadırgıyor. Mahalle muhtarı nasıl yani hani bir kadın nasıl bir mahalle muhtarlığı yapıyor diye. İşin zor yanı işte dediğim gibi ilk önce yadırgıyorlar fakat daha sonra alışıyorlar. Ben kendim açımdan söyleyeyim pek zorluk yaşamadım adapte olmak konusunda ama erkek egemen bir toplum içerisinde ne kadar da olmasa hayatın her aşamasında siyaset var. Siyaset yapıyoruz. Destekleyen, arkamızda destek çıkan erkek sayısı çok az. Ve genellikle eğer sivrilmeye çalıştığınız vakit erkekler tarafından bastırılmak isteniyorsunuz. Önünüze engeller çıkarılmak isteniyor. Ama hırslı ve kafanızı koyduğunu yapan bir insansanız bu engelleri aşmanız daha kolay oluyor. Kolay yanları da var. Kadın olduğunuz için bazı yerlerde size problem çıkarmak istemiyorlar. Daha kolay işinizi hallediyorlar. Öyle söyleyeyim. Ama en zor yanı erkeklerin, yani erkeklerimizin kadınların pek parlamasını istemiyorlar. Siyasetin hangi alanında olursa olsun. Yani bu muhtarlıkta da olsa böyle, belediye başkanlığında da olsa, milletvekilliğinde de olsa. Yani biz bunu birebir yaşamaya başladık. Ama kadın muhtar olarak, bilmiyorum ben kendi açımdan hiçbir zorluk yaşamadım. Çok çabuk adapte oldum. Ben mahallemin de benden memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın, şöyle diyorum, kadın evde yönetici, evde çocuğuna bakıyor, eşine bakan bir insan. Yani evi yöneten kadınsa mahalleyi de yönetebilir. O mahallenin temizliğinden tutun, evde de temizliği yapıyorsunuz. Temizliği yaptığınız için mahallenizin temiz olmasıyla alakalı gözünüze her şey daha farklı geliyor. Ya ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşımınız daha farklı oluyor. Bir anne olduğunuz için, bir kadın olduğunuz için. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza yaklaşımımız daha farklı oluyor. Yani aslında muhtarlık devletin ilk kapısı olduğu için kadınlar için çok ideal. Anne olmasından dolayı. Ve devletin ilk basamağı, ben hep şöyle diyorum. Devlet anadır. Anaya da en iyi kadınlar bakar. Benim düşüncem budur. Onun için devletin her kademesinde
Umudum hep kadınların daha güzel yerlere gelmesi ve artık evlerden dışarıya çıkartıp bu kadınlarımıza hem çalışma hayatında olsun, hem toplumsal hayatta olsun, hem siyasi hayatta olsun artık yavaş yavaş ellerini taşın altına koymaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz genellikle şöyle söyleyeyim, bizim mahallemiz maddi durum açısından çok çok lüks, çok iyi bir mahalle değil. Orta halde, kendinin haliyle geçinen vatandaşlarımızın olduğu bir mahalleyiz. Ailecek geziye gitmeye kalktıkları vakit tabii çok ücretli oluyor insanlara. Ahaliye biliyorsunuz fiyatlar çok yüksek. Dedik ki biz kadınlarımızdan yola çıkalım. Dedik ki kadın eğitilirse, hani çocuklar da eğitilir. Çünkü çocuğu yetiştiren annedir. Onun için kadınlarımızı biz tarihi yerlerimizi gezdirmek, turistik yerlerimizi gezdirmek, müzelerimizi gezdirmek amaçlı böyle bir çalışmalara başladık. 1-2-3 derken bu gezilerimiz arttı. Hemen hemen 2 ay yazın özellikle her ay ama kışın 2-3 ayda bir kültürel gezi şeklinde düzenlemeye başladık. Onlar burada gördüklerini burada aileleriyle, evde eşleriyle, çocuklarıyla paylaşıyorlar. En azından çocuklarının gidip oraları görmesi için anneler babaları destekliyor. Yani gitsin çocuğun görsün diyor. Yani biz evlerine bir şekilde annelerden girmeye çalıştık, kadınlarımızdan girmeye çalıştık. Ve çok güzel gidiyor ama şu anda bu projemiz dolayısıyla biraz durduk. Proje bittikten sonra tekrar başlayacağız gezilere. Hemen nerelere söyleyelim? Haydarçavuş. Evet. Nerelere gittiniz? Biz Truva'ya gittik, Assos'a gittik tarihi yer olarak. Daha sonrasında Kapadokya'ya gittik. Yazın Çeşme'ye gittik, Kuşadası'na gittik. Yani Bergama'ya vesaireye gittik oralara. Çeşme'yi, Alaçatı'yı gezdik. Çanakkale. Tabii tabii gezdik. Çanakkale, Truva, Assos, Behramkale. Kaç kişi katılmıştır? Peki, kaç kişi yararlandı? Toplamda mı? Toplamda kaç kişi yararlandı? Toplamda. Evet. Yani biz bir gezide bir otobüs falan gidiyoruz genellikle. Yani bayağı bir gezi yaptık. Yani 10 kere gitmiş olsak 40 kişiden 400 kişi falan yapar. Aşağı yukarı fazladır bile yani. 500 kişi evet, falan. Evet, evet, evet.